Ben ilk olarak 25 Mayıs'ta okulda arkadaşlarımızla pikniğe gittik 24 Mayıs'ta. Ondan sonraki gün kolumda ve ayaklarımda uyuşma başladı. Hiçbir şekilde oynatamamaya başladım. Üniversite hastanesine gittik. Orada da hani triyaj alanında bizi içeriye bile almadan hani kas gevşetici yaptılar. Hani şey dedi, hiçbir şey yok diyerek kas gevşetici iğne yaptılar. O da vücudumda olan zehri daha çok yaymış. Akşam üzeri böyle zaten saat yani akşam dediğim gece saat 2-3 gibi filan ve birden ayağa kalkmak isteyince yığıldım yere, kalkamadım. Sonra sabah ambulansla hastaneye geldik. Bu hastaneye gelince de acilde işte bütün tetkikler yapıldı, her şey yapıldı ama her şey temiz çıktı. Hiçbir şey olmayınca bu sefer nöroloji uzmanı çağırdılar. Acaba nörolojik bir şey mi diyerekten. Nöroloji hocası da o da baktı, o da birkaç tetik yaptı. Onlar da temiz çıkınca gözetimimiz altında olsun dedi. Gözetimin altındayken de bir iki saat sonra solunum kaslarım falan gitti. Sonra hemen zaten yoğun bakıma alındım. Orada entübe edildim. 22 gün falan entübe olarak kaldım. Sonra trakeostomi kanülü açıldı. Sonra işte o da 3,5-4 aya yakın sürdü. 4,5 ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Ondan sonra bu fizik tedavi servisine geldim. Burada da çok sağ olsunlar, herkes çok ilgilendi. İşte Meral Hoca bana yardımcı oldu. Sonra Talha Hocam sağ olsun, Tuğba Hocam sağ olsun. Hepsi çok destek oldular. Benim ayağa kalkmama, yürümeme hani beni çok ümitlendirdiler. Çok gayret ettiler. Ben de onların söylediklerini yapmak için gayret ettim. Şu anda çok şükür adım atabiliyorum. Çok güzel bir şey. Zaten ilk başta hani ilk bu tamamen bütün kaslarımı kaybettiğim zaman hiç adım atamayacağımı düşünüyordum. Ama adım atmaya başladığım zaman gerçekten hani çok tarif edilmez yani onun mutluluğu. Şükrü Bingöl ben, Rümeysa'nın babasıyım. 20 Mayıs, 25 Mayıs günü kızım bir önceki gün pikniğe gitmişti okulda, üniversite 3. sınıf talebesi. Arkadaşlarla birlikte yedikleri bir yemek dolayısıyla bir anda kaslarda güçsüzlük başladı. Önce sağ kolda, daha sonra elde ve ayaklarda güçsüzlük oluştu. Arkasından biz üniversite hastanesine gittik. Orada herhangi bir şey olmadı diye iade ettiler bizi. Sonra da aynı gün gecesinde de kızım ayağa kalkamadı bir durumda. Kaldırdık. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aciline getirdik. Aynı günün akşamı yoğun bakım ünitesine aldılar. Çok acil bir şekilde. 4,5 ay yoğun bakımda kaldı. 4,5 ayın arkasından da fizik tedavi ünitesine aldılar. 3,5 aydır da burada tedavisi devam ediyor. Hocalarımızdan Allah ebeden razı olsun. Özellikle Reanimasyon 3 Hacer Hoca ve Hacer Günerce Uçar, Reanimasyon 2 Yasin Habipoğulları hocamıza, Yasin Yahya Akan hocamıza ve Tuğba hocamızdan Talha hocamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hepsinden yukarıdan aşağı başhekiminden buradaki hizmetçisine kadar hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Yaklaşık 8 ay önce elden ayaktan düştü, yürüyemez hale geldi bir anda. Fakat ya bir 3-4 gündür artık ayağa kalkıp yürümenin heyecanı ve mutluluğu var bizde. Şu anda almış olduğu tedavilerin netice verdiğini görerek inşallah kızımızın yeniden hayatına kavuşacağı günü iple çekiyoruz. Eğitim Araştırma Hastanesi baş fizyoterapisti Tuğba Karabulut ben. Rümeysa'nın tedavisine yaklaşık 4 aydır fizik tedavi rehabilitasyon birimimizde devam ediyoruz. Rümeysa hastanemize botulinum toksin nedeniyle başvurdu. Önce bir yoğun bakım süreci geçirdi. O süreçte solunum kasları, yüz kasları, yutması ve bütün vücudunu hareket ettirmesini sağlayan bütün kaslarında belirgin güç kayıpları yaşadı. Genel durumu stabil hale geldikten sonra da kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için fizik tedavi kliniğimize devraldık. O dönemden itibaren uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle çok büyük ilerlemeler kaydettik. Rümeysa'nın rahatsızlığına sebep olan durum gıda zehirlenmesi. Bir tavuk hikayesi var, tavuk yemiş. Ondan sonra gelişen bu toksik olay sebebiyle oluyor. Botulinum toksin
konserve zehirlenmeleri, tarihi geçmiş gıdalar, sağlıklı besin zinciri tamamlanmamış protein ürünleri, et ve süt ürünleri bunlardan sebep gerçekleşiyor. Eğitim araştırma fizyoterapistlerinden Talha Ertöz, Rümeysa servisimizde 4,5 aylık bir yoğun bakım sürecinden sonra geldi. Fizik tedaviye teslim aldığımız sürece 4 ekstremitede de kuadripleji dediğimiz, yani 4 ekstremitesinde de hareket eksikliğiyle buraya geldi. Yaklaşık 3,5 ay servisimizde gerekli rehabilitasyon hizmetlerini kendisine verdik. Beraber egzersizlerimize devam ettik. Bugün geldiğimiz aşamada da artık bağımsız bir şekilde kendi adımlarını atmaya başladı. Thank you.